aktaracak Bekir. Evet Eda, Marmaris'ten alevler yükselmişti. Çok fazla geçmedi aslında. Bir aylık bir süre geçmeden Datça bölgesinden bir kez daha alevler yükselmeye başladı. Muğla'da, Muğla'nın ciğerleri yanıyor ve Datça'nın ormanlık alanları cayır cayır alevlere teslim olmuş durumda. Şu sıralarda müdahale çalışması da hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle Mesudiye radar bölgesine oldukça yakın bir nokta, alevlerin yükseldiği nokta. Saatler 12.24'ü gösterdiğinde yangın ihbarı yapıldı Orman Bölge Müdürlüğü'ne. Tabii bölgede kuvvetli bir rüzgar var. O rüzgar nedeniyle alevler çok hızlı bir şekilde farklı noktalara sirayet edebiliyor. Bu noktada özellikle hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. 9 helikopter ve 5 uçak müdahale ediyor alevlere. 20 aracı ve 9 su tankeriyle 3 dozerinde müdahale ettiğinin altını çizelim. Yoğun bir şekilde mücadele devam ediyor. Özellikle Marmaris yangınının yaraları da hasarılmadan Datça'dan bu kez yükseldi alevler. Bayramın son gününde bitimiyle birlikte de Marmaris'in yüksek noktası Mesudiye radar bölgesinden, nedeni bilinmiyor yangının, tabii rüzgarın etkisiyle de alevler kısa sürede büyümeye başladı bölgede ve geniş bir alana yayılıyor. Özellikle otellerin yandığı noktasında bazı bilgiler var. Yeni görüntüler gelmeye devam ediyor elimize. Özellikle Orman Bölge Müdürlüğü'nden havadan özellikle müdahale devam ediyor. Karadan da ekipler canhıraş bir şekilde mücadele ediyorlar yangının daha fazla büyümemesi ve yerleşim yerlerine yaklaşmaması noktasında. Altını çizmemiz gereken bir nokta var. Orası tatil bölgesi. Datça'da yüzlerce turist var ve bayram tatilini orada geçiriyorlar. 9 günlük tatili orada geçiren vatandaşlar var. Otellerin olduğu bölgeye doğru yaklaştığı noktasında bilgiler de geliyor. Tabii bir otelin alevlere teslim olduğu yönünde bazı bilgiler düşüyor haber merkezlerine. Bu noktada özellikle alevlerin yerleşim yerine daha fazla ulaşmaması noktasında mücadele ediliyor. Canhıraş bir mücadele var. 9 helikopter ve 5 uçakla mücadelenin sürdüğünü söyleyelim. Hem havadan hem de karadan sürüyor mücadele. Dediğiniz gibi Marmaris'teki yangının üzerinden çok fazla geçmeden bu kez Datça bölgesinden yükseldi alevler. Tek temenni yangının daha fazla büyümemesi, geniş bir alana yayılmaması ama kritik saatler olduğunun altını çizelim. Akşam saatlerinde rüzgar daha fazla kuvvetini arttırırsa akşam saatlerinde Datça bölgesinin büyük bölümünün yanmasından korkuluyor. Endişe bu noktada. Bu endişeler doğrultusunda alevlerin daha fazla büyümemesi noktasında ekipler havadan ve karadan mücadeleye devam ediyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.